فَذَٰلِكَ الَّذ۪ي يَدُعُ الْيَت۪يمِ İşte Resulüm o yetimi itip kakan, tekme tokat o yetimi döven, o yetimi sokaklara kaldırıp atan, işte ahireti inkar eden o kafiri, o zalimi, o mel'unu gördün mü Habibim, gördün mü diyor Cenab-ı Hak. Kimdir o? Tefsir kitaplarını açar okursanız göreceksiniz ki El-Maverdi diyor ki bu ayet Ebu Cehil hakkında nazil olmuştur. Ebu Cehil. Cehil, cehalet demek biliyorsunuz, cehalet. Ebu Cehil demek, cehaletin babası demek Arapça. Arapça baba. Ebu Cehil, cehaletin babası. Cehaletin esası. Ebu Cehil namında, İslam'ın en büyük düşmanlarından birisini, Resul-i Zişanımız Ebu Cehil diye bu şekilde belirtmiş, kıyamete kadar bunun bu künyesi devam edecek. Bu sıfat devam edecek. Cehalet sebebiyle inkar etmişti. Cehalet sebebiyle. Bir türlü Habibullah'ı anlamamıştı. Bir türlü Muhammed Mustafa'yı anlayamamıştı aleyhissalatü vesselam. Kavrayamamıştı. Mütemadiyen onu inkara yönelmişti. Ve peygamberi inkar etmesinin sebebi sadece gururuydu, servetiydi, zenginliğiydi ve mütemadiyen diyordu ki peygamberlik kala kala Ebu Talib'in, Abdülmuttalib'in yetimine mi kaldı? Muhammed'tir ki peygamber olsun diyordu. Servetine güveniyordu. Eğer peygamberlik iyi bir şey olsaydı benim gibi zenginlere verilirdi. Böyle yetim gibi, yetim kalmış bir insan ne diye peygamber olsun diyordu. İçinden bir din taşıyordu. Onun dini kiniydi ve bildiği halde reddi inkar ediyordu. Her şeyi gördüğü halde inkar ediyordu. Cehaletin bundan daha büyüğü olamazdı. Mütemadiyen onunla uğraşıyor, onu hakaret altına almak istiyor, ona sataşıyor, alay ediyor, hakaret ediyor ve eline geçen bütün fırsatları değerlendirmeye çalışıyordu. Bu sebeple bir seferinde de Ebu Cehl-i La'in, Allah'ın lanet ettiği Ebu Cehil bir gün güneşin batmasına doğru, gruba doğru yolda giderken karşıdan Hazreti Muhammed'in geldiğini gördü aleyhissalatü vesselam. Karşıdan Habibullah'ın geldiğini gördü. Onun karşısına doğru gidiyordu. Arada bir hayli mesafe vardı. Tamam dedi, Muhammed'i yakaladım, onu bir hesaba çekeyim, suale çekeyim bakayım dedi. Ve hemen yere eğildi, iki avucuyla yerden bir şeyler topladı, avucunu sıktı, Resulullah'ın huzuruna gelince, bil bakalım ey Muhammed, benim bu avuçlarımda ne var, kaç tane var, adedini, cinsini, nev'ini, şeklini bana tarif et bakayım. Eğer bilirsen sana peygamber de iman edeceğim dedi. Avuçlarındakinin cinsini, adedini, sayısını, miktarını bileceksin. Tam çıkarsa sana iman edeceğim dedi. Gaye hakaret. Allah Resulü Allah'ına sığındı, nübüvvetin kendisine verdiği imkanları kullanarak bir mucize ortaya koydu ve dedi ki ey Ebu Cehil, avuçlarının içinde ne var diye bana soruyorsun. Anlıyorum. İster misin daha başka bir şey tecelli etsin? Senin avuçlarının içindeki olanlar benim kim olduğumu söylerse kabul edecek misin dedi. Benim avuçlarım içindeki. Bunu duyar duymaz Ebu Cehil bütün hırçınlaştı. Olur şey değil diyordu. Olacak şey değil diyordu. Tabii kabul ettim diyordu. Ve Allah'ın Resulü Rabbül Alemin'e sığınır sığınmaz Ebu Cehil'in avuçlarındaki çakıllar, taşlar, çöpler lisana gelerek Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resulüh diyordu. Ve avuçları kazan gibi kaynıyordu. Buna karşılık, buna mukabil avuçlarındaki çakılları yere çarparak amma da sihirbaz mısın yahu Muhammed dedi. Ne bir sihirbazım ittin dedi. Ne kadar dehşetli bir adamsın. Yine onu tembih et.
ona iman etmedi, onu katiyen kabul etmedi ve ona karşı çıktı, onu reddi, inkar etti. Efendiler, işte bu yüzden Ebu Cehil, bugün İslam imanını kabul etmeyenlere bakınız, profesör dahi olsa cahil olduğunu göreceksiniz. Netice oraya çıkacak. İslam imanından kime ne zarar gelmiş? İslam itikadından dünya ne zarar görmüştür ki nesillerimize İslam imanını aşılamakta bu kadar yere kalmışızdır?